Günaydın güzel kardeşim. Bebe, canım kardeşim. Bak sabah oldu, hadi kalk artık. Ben güzel yanacağım. Nereye gidiyoruz ki? Hadi ama bebe. Evet, buraya. Yoksa seni gıdıklamak zorunda kalacağım. Bebe, sen misin yanmayanı? Bakayım. Vallahi uyandım abi. Heh işte. Günaydın. Günaydın. Baksana ne göstereceğim. Aa, ne var onun içinde abi? İşte güzel bebeğimiz için bir diş fırçası. Aa, bu benim mi? Evet bebe. Bak ne güzeller. Ama orada çok diş fırçası var. Annem Şile'ye, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş'a vermek için de çok almış. Benim diş fırçam vardı abi. Evet vardı ama diş fırçalarımızı değiştirme vakti gelmiş. Aa. Biz dişlerimizi her gün çok kere fırçalıyoruz ya. Evet çok fırçalıyoruz. Diş fırçalarımızı sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş. Her gün mü? Aa, hayır bebe, her gün değil. İşte annem söyleyince herhalde 30-50 zaman sonra. Yani tam bilmiyorum ama değiştirmemiz gerektiği zaman değiştirelim diye almış. Harika. Çok güzelmiş renkleri. Başka ne var? Ta-ta-ta-tam. Ay onlar ne? Bu senin, bu da benim diş macunum. Diş macunumuz bitmişti ya akşam fırçalarken. Ne güzeller. Yaşasın. Hadi gidip yeni diş fırçamız ve macunumuzla dişlerimizi fırçalayalım. Aa tamam. Aa, bu eski fırçam. Bu da benim eski fırçam. Şimdi bu eski olanları çöpe atıyoruz. Attım. Yeni diş fırçamız. Zaten dişlerimizi fırçalıyoruz. Al bakalım bebe. Az koydun. Az koymadım bebe. Annem nohut kadar koyun yeter dedi. Nohut kadar mı? Çok kadarmış. İşte kendime de koydum. Hış 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 fırçalıyoruz. Hış 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 fırçalıyoruz. Şuşu. Efendim bebeciğim. Bak biz dişlerimizi fırçalıyoruz. Harikasınız tatlım. İkinizle de gurur duyuyorum. Hadi beraber diş fırçalama şarkısı söyleyelim. Ha tamam hadi söyleyelim. Hadi. Haydi durma dişlerini fırçala. Fırçala, hış 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 fırçala. Pepe durmadı, işte fırçaladı. Pepe durmadı, işte fırçaladı. Hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala. Sen de durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Ben bu diş fırçalama şarkısına bayıldım. Ben de var mı? Şimdi ağzımızı çalkalayalım. Al bebe sen de çalkala. Dişlerimiz mis gibi bembeyaz oldu. Evet çok güzel oldu kardeşim. Nereye gidiyorsunuz Pepe? Bu diş fırçalarında Şile'ye, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş'a armağan edeceğiz şuşu. Çok geç kalmayın ama. Annen kahvaltıyı hazırlamak üzere. Tamam şuşu hemen verip döneriz. Şile! Şile! Efendim Pepe. Günaydın. Günaydın Pepe. Günaydın bebe. Günaydın. Aa Eke sana da günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Siz kahvaltı ettiniz mi? Hayır daha etmedik. Annem kahvaltı hazırlıyor. Size bir armağan getirdim. Bu senin Şila. Bu da senin Eke. Aa ne kadar güzel bir diş fırçası böyle. Eke'nin diş fırçası var. Ama artık değiştirmelisin Eke. Hep aynı diş fırçasıyla fırçalanmaz ki. Evet annem almış bu fırçaları hepimize. Çok teşekkür ederim teyzeme o zaman. Teşekkür ederim. Güle güle.
de fırçalayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Zulu. Sana bir armağan getirecek Zulu. Al güzel arkadaşım. Ay dur. Seni çok özlemişim ben. Dişlerini güle güle fırçala diye. Aa maymuş. Aa güzel maymuş. Biz de sana geliyorduk. Al güzel arkadaşım, bu da senin. Sen dişlerini fırçalamıyor musun? Aa maymuş. Senin dişlerin niye böyle sarı sarı? Kapatma maymuş. Göstersin dişlerini. Hadi ama bakalım ne olacak ki? Zulu maymuşa söylesene, göstersin dişlerini bize. Hayır güzel arkadaşım, göster bize dişlerini. Dişlerin sapsarı olmuş maymuş. Zulu görüyor musun? Senin dişlerin ne oldu böyle maymuş? Galiba sen dişlerini fırçalamıyorsun maymuş. Nano. Ama dişlerini fırçalamazsan böyle sarılır. Sonra da kararılır, çürür. Çürüyünce de dişin ağrır. Değil mi Zulu? Dişlerini her gün mutlaka fırçalamalısın. Senin ne güzel bembeyazlı dişlerin maymuş. Al bu fırçayı. Bak bu da diş macunu. Her gün hış 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 fırçala, tamam mı? Ha Pepe, Zulu. Hadi maymuşa diş fırçalama şarkımızı söyleyelim. Hadi. Haydi durma dişlerini fırçala. Haydi durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Pepe durmadı işte fırçaladı. Pepe durmadı işte fırçaladı. Hış 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 fırçala. 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 Sen de durma dişlerini fırçala. Sen de durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Maymuşcum, her gün dişlerini fırçalaman gerekiyor. Öğrendin değil mi? Şimdi hep beraber fırçalayalım mı? Hadi. Al bebe diş macunu. Evet, nohut kadar koyuyoruz. Al Zulu. Bu da sana maymuş. Böyle diye fırçalıyoruz. Evet, böyle. Hış 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 fırçalıyoruz. Hadi maymuş. Aa hadi fırçalasın dişlerini maymuş. Aa nasıl yani maymuş? Bak böyle çok eğlenceli. Hış 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 hış. Evet maymuş. Şimdiki sarı renk gidecek. Dişlerinin hepsi bembeyaz olacak. Şimdi bu suyla çalkalıyoruz böyle. Aa bembeyaz olmuş dişlerim Pepe. Benim hep beyazdı zaten. Ben de çalkalıyorum ağzını. Bakın benimki de bembeyaz. Zulu'nunki de bembeyaz oldu. Hadi maymuş sen de çalkala. Aa, ne oldu bebe? Beyazlaşmamış mı dişleri? Hala sarı mı yani? Şaka yaptım. Bembeyaz olmuş bakın. Harika, bembeyaz olmuş.
Ne yapıyorsunuz hala? Oyun oynuyoruz dede. Bibi benim okul arkadaşım dede. Ah, merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güneşiyor gibi görünüyordunuz ya. Güneş mi? Güneş mi? Evet ya. Güneşiyorsunuz sandım. Biz köyde hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. Güneş ne dedi? Evet, güneş nedir? Güreş bizim en eski, ta atalarımızdan bu yana yaptığımız çok önemli, çok değerli bir spordur çocuklar. Ata sporlarımızdandır. Kutlamalarda, şenliklerde, özel günlerde bir çeşit eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani kahramanlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Bugüne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum papa. Vallahi öğretmedin dede. Güreş yapanlara pehlivan mı denir? Evet evlat, pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum ben de. Sen de güreş öğrenmek, pehlivan olmak ister misin Bibi? Evet, çok isterim. Tamam o zaman. Bugün bir kutlama düzenleyelim ve bu kutlamayı güneşle şenlendirelim ha. Peki neyi kutlayacağız? Buldum. Bibi ile tanışma kutlaması yapalım dede. Ne dersin? Olur tabii. Çok güzel olur hem de. Bebe. İşte Bibi benim güzel kardeşim Bebe. Bebeciğim bu da benim okuldan arkadaşım Bibi. Merhaba Bibi. Merhaba Bebe. Ve benim tatlılar tatlısı nenem. Merhaba çocuğum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzenliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma kutlaması. Pepe ile Bibi'ye güneş yapmayı öğreteceğim. Deme ya. Harika, çok yaşayın. Dedenlenen hayatı mı diyor? Evet, çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedeme hayatım diyor. Çok seviyorum demek ki. Bak sen benim güzel torunuma. Güzel arkadaşıyla güleşçi mi olacak yani? Güleş değil yahu. Güreş, güreş. Dilim dönmüyor işte. O zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının hazırlıklarına başlayalım o zaman. Harika. Ay, benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet, biz kutlama yapmaya bayılırız. Dedem nerede? Garajdayım Pepe. Gelin Bibi ile yanıma. Nene, kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir bebeciğim. Bizim çok önemli kadın güreşçilerimiz de vardır. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur. Ama biraz yorucudur. Ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. Hayda bir pehlivan. Hadi gelin bakalım. Heyt. Hayda bir pehlivan. Hadi Bibi, sıra sende. Evet, harika görünüyorsunuz çocuklar. Ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti bebeciğim. Adı da Kız Pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dedi? Şimdi çok detaylı kuralları vardır güreşin. Ama biz en basit şekliyle birbirimize zarar vermeden boğuşarak birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde onu tuş etmiş olur. Ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben Pepe'nin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Pepe de benim sırtımı yere getirmeye çalışacak öyle mi? Evet Bibiciğim aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim. Aa bebe. Şila. Bebe ne yapıyor?
Güreş öğreniyorlar şimdi. Güreş mi? Bugün Bibi ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlamada eğlenceli olsun diye güreş yapacak abiler. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim mi? Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? Çok güzel olur nene. Evet, çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşam? Tamam, buldum. Toycular söyleyip oynayalım. Tamam. Bakın şöyle. Toycular yar yar elinde mercan. Ben sana hayran oyalanam. Ben geliyorum çocuklara. Nasıl oldu? Türkiye bilmiyoruz ki biz. Şuşu. Efendim bebe. Sen toycular türküsünü biliyor musun? Tabii biliyorum bebeciğim. Bize söyler misin? Biraz daha çalışalım Şuşu. Tabii. 3, 2, 1 hadi. Toycular yar can kolumda mercan. Ben sana hayran oyanman aman. Toycular yar can kolumda mercan. Ben sana hayran oyanman aman. Ben giderim mestana, yârim için fistana. Yâre fistan yakışır, ah bir gülse üstüne. Çok güzel bir türküymüş. Güreş öncesinde izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları er meydanına çağıran kişidir Cazgır Şilacığım. Ve büyük Cazgır Ağa karşınızda. Cazgır Ağa çok yaşa. Dedem Ağa olmuş. Dedem Ağa. Aramızda var yeni biri. Arkadaş seçmiş bizim pepemizi. Gelecek şimdi er meydanına. Bu yiğit pehlivanın adı Bibi. Bibi harika görünüyorsun. Şimdi bir pehlivan daha var içimizde. Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde. Çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönüllerin yiğidi, pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı Yiğit Pepe. Tepemizde var kudretli güneş. Arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, kaplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır, bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an. Hepimizin içinde var bir heyecan. Başlıyor yiğitlerin güreşi. Hayda bire pehlivan! Bir de pek güçlü yalnız ha. Haydi bire pehlivan! Nasıl güzel güreşiyorlar. Vallahi canım çekti bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşte. Herkeste var bir aşk, var bir neşe. Benim de canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir yiğit keşke. İstediğim oldu işte. Çıktı bir yiğit meydane. O zaman cazgır cazgırlığı bırakır. Başlar bu yiğitle güreşmeye. Kutla mercan, ben sana hayran uyanman aman. Toycular yarcan kolunda mercan. Ben sana hayran uyanman aman. Giderim mestana, yârim için fistana. Yâre fistan yakışır.
Böyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. Oo anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak mı? Anne ya, gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet, yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. Anneciğim, bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. Gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz Pepeciğim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim, izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğun maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Evet, bak başlamış bile. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana, çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo Pepe, Bibi. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Vay evet, güzel bir filme benziyor. Bitti bile. Tüh ya, ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa, nereye daldın hayatım? Hayırdır? Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi, iyi mi? Açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Henüz televizyon keşfedilmemişti Pepe. Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. Herkesi çağıralım. Olur mu dede? Olur tabii çocuklar. Tamam, görüşürsün. Ben de size mısır patlağı yaparım. Çok heyecanlı.
Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. Açık hava sineması. Şu şu. Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? Çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Çünkü hep televizyon izleyince oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim şuşu. Söyleyelim. Televizyon izlerken ne izlediğine bak. İzlediğin kanalı çocuk sevgisini tart. Televizyon izlerken ne çok izledim bir var. Bir saatten çoksa var. Hadi gidelim. Ay çok merak ettim. Doğru. Ay dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede. 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 Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. Hadi hazır mısınız? Şimdi hepinizi geçeceğim. Koş bebe, koş Dudu.
koşup, ay özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca, böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Ay, çok nefes yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda, bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ondan. Ha, ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimiz sağlık veriyor değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl kontrol edebiliriz Şuşu? Çok güzel bir soru Tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Aa, bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Harika, merakla dinliyoruz seni Tutu. Nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum Şuşu. Harikasın Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum Şuşum. Seni dinliyorum Bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi, yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay, şiir mi? Harikasın Bebe. Mutlu bir günü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Aa, ne güzel bir şiir bu Bebe. Sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Aa, sanat ne demek Şuşu? Sanat, her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Aa, ayrıntıları sanatçı kendi duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Sanat harika bir şey o zaman. Bence de. Ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şuşu. Ha, çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum Şuşu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. Çok güzel. Bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım. Hadi bize bir öykü yazsana Pepi. Tamam. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiyi kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış.
Aa, bakın güneş ne kadar güzel bakın. Evet Denizci be. Bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller, şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. Kaptan, yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, güneşlere bakacağınıza, işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım, elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum Şuşu. Ne güzel olur canım. Şşş, hadi Pepe devam et. Ha, tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Ay. Demek bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz Denizci. Hadi çal. Dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? Sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Ha, yaşasın. Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Aa Dudu, ne oldu? Ha, ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin en çok mutlu olduğu anı. İyi düşün tatlım, mutlaka vardır. Buldum, buldum. Ha? Ben en çok bale yaparken mutlu oluyorum. Terli terli, soğuk su içmeyin sakın. Dikkatli olun çocuklar. Tamam nene. Tamam nene.
Merhaba Keke. Merhaba. 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 İşte Mimi de göründü. Merhaba Mimi. Merhaba. 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 Ve işte Tutu aramıza katılıyor. Merhaba Tutu. Merhaba. Merhaba Tutucuk. Merhaba. 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 Ve işte Dudu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Duducuk. Merhaba. 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 Eğlenceli. Evet, ben de çok eğlendim. Hadi oyun oynayalım, hadi. Aa, ne kadar çok kişi olduk yine. Bu kadar çok kişiyle ne oynarır ki? Futbol oynayalım. Ha evet, oynayalım, oynayalım. Aa, sen futbol oynamayı seviyor musun Zedeciğim? Hem de çok severim Pepe. Dede, bunları nasıl yapıyorsun? Ne var ki onda, ben de yaparım. Ben hayatımda bir kez oynadım ama tam hatırlamıyorum. Futbol nasıl bir oyun? Böyle iki tane kale koyacağız. Sonra iki takıma ayrılacağız. Kızlar erkekler takımı yapalım. E tamam, olur. Siz içinizden birini kaleci seçeceksiniz. Mimi kaleci olsun. Olur. Ben de kaleci olmak isterim. E olur. Sonra böyle elimizi hiç değdirmeden sadece ayağımızla topu böyle götürüp karşı takımın kalesine böyle gol diye atmaya çalışacağız. Çok eğlenceli. Şila yakala. Alın bakalım. Ama ben futbol izlemesini biliyorum da hiç oynamadım. Sen fasulye ol bebe. Ben fasulye olmam. Niye fasulye oluyormuşum? Yani sen yedek oyuncu ol demek istedi bebe. Biz oynarken biraz izle. Hem öğrenmiş olursun. O sırada çok yorulup oyundan çıkan birisi olursa onun yerine oyuna sen gireceksin. Ay, anladım. Tamam ama fasulye demeyin. Ben yedek oyuncuyum. Tamam tamam. Hadi hazırlıklar başlasın o zaman. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Evet. Çal düdüğü bebe. Aha tamam. Hadi televizyonda izlediğimiz gibi sen de maçı anlatsana. Tamam abi. Oynamadım ama çok maç izledim. Anlatabilirim. Evet sayın seyirciler. Şu an top Pepe'de. Zizi'den bir çalım. Pepe'lerin takımından bir top kaybı. Bu tehlikeli bir atak olabilir. Zize, Dudu, Dudu'da Neci ile karşı karşıya. Şut ve... Keke! Keke topun ağları girmesine izin verdi. Ay, olsun olsun, güzeldi. Ne oldu bebeciğim? Baksana ne güzel oynuyorlar şuşu. Evet, gerçekten ben de bu kadar güzel futbol oynadıklarını bilmiyordum. Ben de futbol oynamayı bilmiyorum. Bilmediğin için üzülüyorsun öyle mi? Evet şuşu, ben de onlar gibi oynamak istiyorum aslında. Pepe ile ilk maç izlediğiniz zamanı hatırlıyor musun? Evet, babam evde izletmişti. Sonra da bize nasıl spor olduğunu anlatmıştı. Harika. Peki Pepe o zaman futbol oynamayı biliyor muydu? Yani hiç oynamış mıydı? Hayır, bilmiyordu. Peki, şimdi bu kadar güzel oynuyorsa sence nasıl öğrenmiş olabilir? Ha babamla hep bahçede futbol oynarlar. Sonra okulda da oynuyorlarmış. Evet, yani Pepe de bilmiyordu ama oynaya oynaya. Yani oynamayı deneye deneye öğrendi, öyle değil mi? Evet öyle. Eminim Bibi de böyle deneyerek öğrenmiştir. Dudu da, Şila da, diğerleri de. O zaman benim de top alıp futbol öğrenmek için birazcık çalışmam gerek. Çok doğru. Bunun için kime gideceğimi biliyorum. Arkadaşım. Yaşasın. Gol 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 işte futbol. 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 Öğrenmek istersen bir spor. Sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla oynanır böyle.
şutunu, çek şutunu, gol! Gol, 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 işte futbol. 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 Çok zevkli ve eğlencelidir futbol. Sen de öğren, sen de mutlu ol. Spor yaparak sağlıkla neşe dol. İşte şimdi şut ve gol! Gol, 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 işte futbol. 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 Öğrenmek istersen bir spor. Sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla oynanır böyle futbol. Çek şutunu, çek şutunu, gol! Gol, 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 işte futbol. İşte futbol, gol, 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 işte futbol, gol, 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 işte futbol. Aferin bebe sana. Çok yoruldum ama çok eğlendim. Çok zavzulu. 4, 2. Tepeler 4, şilalar 2 gol atmış. Ben çok yoruldum. Oyuna devam edemeyeceğim. Ama olur mu? Zaten yeniliyoruz. Ay, ben. Aa, doğru. Bebe girsin. Ha, girsin tabii. İşimiz daha da kolay olacak. Size gireyim mi, gireyim mi? İyi, tamam, hadi gel bebe. Üf ya. Ama oynamayı bilmiyor ki. Kesin yenildik. Evet, ama bu haksızlık. Bebe oynamayı bilmiyor. Kalbimi bile bile kırıyorsunuz şimdi. Beni de çok üzdünüz böyle söylemekle. Yenilseniz ne olur? Ha? Önemli olan oyunu oynamak. Oynarken eğlenmek değil mi iyice? Kaç saattir orada sizi izliyorum. Ne kadar sıkıldım biliyor musunuz? Azıcık beni düşünüp yazık o da biraz oynasın deseniz ne olur? Hadi Pepe oynayalım. Evet Bebe topu aldı. Şimşek gibi hızlı gidiyor. Bibi topu aldı Bebe'den, top kaybı. Bebe hemen topu geri kazandı. Hızla kaleye gidiyor. Ha, vallahi gidiyor. Hadi Bebe. Yürü be. Şut. Ve gol. Ve oyun tekrar başladı. Dudu'dan güzel bir pas. İşte top yine Bebe'de. Bebe topu aldı, hızla kaleye ilerliyor. İnanamıyorum. Hadi Bebe. Gol, gol, gol. Ve eşitlendi. İki takım da 4 gol attı. Yine Bebe topu kaptı. Şut. Top görebileceğimiz kadar hızlandı. Bakalım Keke topu tutabilecek mi? Ve gol! Çok yaşa Bebe. Kardeşim tebrik ederim. Şimdi kalbimi kırdığınıza değdi mi? Çok özür dileriz Bebe. Evet, biz gerçekten hata yaptık. Hiç gol atmasaydın da söylediklerimiz çok yanlıştı. Çok özür dileriz. Bizi affedecek misin? Affedecek misin yani? Ettim bile.